kıymetli çömleklerdir. Bak sana burada ilginç bir şey göstereyim. Bu o bizim yemek yediğiniz restoranın otel olan bölümü, o binadan çıktı. Hı hı. Bir evden bayağı 200'e yakın mürekkep şişesi çıktı ve işte birkaç çuval, herhalde 3-4 çuval içki şişesi çıktı ama içinden birisi çok ilginç. Bak, hı-hı, burayı sana anlatayım. Tabii. Türkiye Cumhuriyeti alkol, tütün, kolonya inhisarı, yeni rakı 262,5 kuruş, 45 derece, 250 cc. Şurada da hoş içimlidir falan yazıyor. Yazıyor. Şimdi düşün, 1923'te Cumhuriyet kurulduğuna göre 23'ten sonra, çünkü Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Tabii. 27'de de Latin harflere geçtik. Hı hı. Demek ki 1923'le 27'nin Cumhuriyet'in ilk rakılarından. Evet. Osmanlıca. Mesela bakın şurada bir şurup şişesi var. Hı hı. Bu burada da Hasankeyf şurubu yazıyor. Hmm. Yani Güneydoğu'dan gelmiş. Yok, İngiltere'de yapılmış. İngiltere'de yapılmış. Eskiden İngiltere'den gelirmiş bunlar. Hasankeyf şurubu diyor. Hatta ben bunu internetten de açtım. Çok detaylı bir şurup bu. Yani eskiden mesela ne oldu? İnce hastalık, tifo, tifüs, bir sürü hastalık vardı. İşte tabii, tüberküloz, ince hastalık derlerdi. İlaç yok, bir şey yok. Nasıl iyileşeceksin? Bağışıklık sistemini güçlendiren herhalde tıbbi aromatik bitkilerin belki de bir sentezi. Onu bilmiyorum ama işte Hasankeyf şurubu diye adı da Hasankeyf şurubu. Çok ilginç. Ve kuvvetli bir şurup. Yani işte hastalığı olanların hemen hemen işte tek tedavi şekli. Evet, bakan. Evet. Buyurunuz. Burada işte tavan göbekleri var. Burada da çeşitli, her bir köşede bir tavan göbeği görebilirsiniz. Yine Tarım Aletleri Müzesi şu anda kapalı olduğu için bazı malzemeleri burada, evet, görebilirsiniz. Şunlar buranın orijinal Osmanlı tapuları. Bu bölgeye ait tapular. Buranın tapusu. Buranın tapusu. Evet, buranın tapusu bunlar. Bu bölgenin tabii ki mutlaka buranın olduğuna göre. Şunlar işte burada, şurada Akseki bölgesinin kapı, pencere, kullap, kilit, tokmak. Bakın şunlar Karadeniz bölgesinin. Hı hı hı. Bakın şunlar Girebi, Karadeniz bölgesi. Evet. Girebi, balta. Burada da işte bu bölgenin kapı pencere örneklerini görüyorsunuz, hı hı, burada. Bu yine bir eğirme bu, herhalde. Şey, yine bu urgan çıkıyor. Urgan biraz çıkıyor. Sonra ileride daha detaylısı var. Hı hı. Orada anlatırım. Hı hı. Burada işte kilit şeyleri var, kapı kolları, kilit çeşitleri, tokmak çeşitleri. Yani %90 bu bölgenin, biraz da Karadeniz'den var burada. Hı hı. Şu kapı kolları falan filan bazıları Karadeniz'den de var hatta. Burada işte artık yine bunlar da tavan göbeği. Tavan göbeği. Evet. Mesleklerle ilgili malzemeler var. İşte sepetçilik, tahtacılık, varangozluk, ne bileyim demircilik, kalaycılık gibi, urgancılık gibi bir sürü meslek çeşidi var. Onların malzemelerini görüyorsunuz. Evet. Şu bir urgan çıkıyor. Bu gördüğünüz, hı hı, şu urganları yapar, şunları yapar. Şunlar. O zaman burada acaba kendir kenevir ekimi var mı? Bunlar bu bölgenin bu değil. Bu bölgenin değil. Değil. Bunlar doğru. Genellikle Balıkesir. Balıkesir, evet yani. Evet. Mesela şu herhalde Balıkesir'in İvrindi. İvrindi ilçesi. Soğanbükü köyü var. Oradan geldi diye düşünüyorum. Çünkü bunları hep ben aldım ama birçok yıllar önce karıştı. Ama bu oradan sanıyorum. Evet. Bunlar yün çıkrıkları. Bunlar mesela kolan çıkrıkları. Şu kadınlar beline sarar ya. Evet. Kuşak olarak kullanılır. Mesela çocuğunu sırtına bağlayacak, yine onunla bağlar. Evet. Ya da hayvana yük bağlayacak, onunla bağlar. Öyle aynen, bir kolan öyle üreten çıkrıklar bunlar. Bu hayvanları kırpmak için olan malzemeler. Burada işte demirci, kalaycı körükleri var. Yine tartı aletleri var burada. İşte teraziler, şurada bu farklı teraziler, tartı aletleri. Mesela bu
kervanların sıvı taşıma kapları bunlar. İpek yoluyla gelmiş. Bunlar Türk malı değil. Ya İtalyan ya İspanyol zaten dünyada tabii. Bunların üretimini yapan onlar. Tabii. El cam üretimi. Bunlar. El yapımı. Yani el yapımı üfürülerek elde yapılmış şeyler bakın. Ne taşıyacak işte o kervanlarda? Zeytinyağı. Taşıyacak? Gaz yağı belki. Gaz yağı. Şarap taşıyacak. Şarap taşıyacak. Sirke taşıyacak. Tahin taşıyacak. Pekmez taşıyacak. Hep bunlarla taşımak zorunda. Evet. Sıvı taşıma kapları. Burada gördüğünüz bu ahşap kantarlar tuz kefeleridir. Tuz kantarlarıdır. Çünkü burası tuz ticaretinin de yapıldığı, bölge. Evet. Burada çok maksatlı küpler var. İşte ekmekle hamurla içeride söyledim şimdi evet. Dışarıda diye. Burada da ekmeğin hikayesi evet, var aslında. Ekmeğin hikayesi var ama biraz şimdi bu tarım müzesi kapalı olunca sıkıştık her tarafa. Burayı açınca biraz rahatlayacağız. Bulgur değirmenleri var. İşte benim köy, benim doğduğum köyde üretilen kaşıklar. Aslında bunlara Konya kaşığı derler. Konya. Konya'da pek kaşık yapılmaz. Doğru. Bir genelde Beyşehir. Konya sınırında zaten. Beyşehir sınırında, Konya sınırında. Evet. Oradan yapılır. Biliyorsunuz Konya'daki bu tip eşyaların en önemli pazarlama merkezi Mevlana'nın çevresindeki o hediyelik dükkanlarıdır. Uzun yıllardır orada pazarlanır bunlar. Onun için de Konya kaşığı derler ama Konya'da hiç kaşık yapılmaz. Kaşık yapılmaz, doğru. Evet. Bunlar da yine tarım aletlerinden bazı şeyler. Evet. Normalde şu pencere kapı olacak öbür tarafa. Öbür tarafta da bir bu kadar olan bir bölüm daha olacak. Tarım malzemeleri orada da açılıyor. Tarım malzemelerini oraya sergileyeceğiz. Yani evet. Aslında senin gibi bir tarımcıya biraz şanssız bir zaman. Yok, biz tekrar geliriz. Evet, tekrar geliriz inşallah. Sonraki gelişmeleri de görmek evet. için. Burada da envai çeşit düvenler. Düvenler, işte tarımla ilgili malzemeler. Evet. Semerler, düvenler, işte vesaire. Evet, evet.